Biz şimdi Türkiye gibi yapacağız. Duygu durumundan duygu durumuna. Hayat bayram olsundan sonra aslında çok da tatsız bir konudan bahsedeceğim. Takdir edersiniz ki bu tür organizasyonlarda Türkiye'de önceden konu belirlemek o kadar kolay olmuyor. Çünkü bir anda bir şey oluyor. Ülke gündemine bir bomba düşüyor. İki gün önce olduğu gibi. Herhalde dünyanın en trajik ölümlerinden biridir değil mi? Bir anne, bir kadın 10 yaşındaki kızının önünde üstelik Yeşilçam dramlarında bile bir senaristin yazamayacağı bir senaryo gibi bir şey. Lütfen ölme anne diyor ama son sözü de ölmek istemiyorum oluyor. Gerçekten ölümün her bir ölüm trajik, beklenmeyen ölümler daha trajik ama bu herhalde milyonda bir olacak bir şey. Ben zaman zaman alıntılardım böyle kötü şeyler yaşadığımızda. Ben sadece bir yazar olarak değil bir düşünce adamı olarak da çok sevdiğim Nurlar İçerisinde Yatsın Yaşar Kemal'in şimdi daha çok duyduğumuz bir sözü var değil mi? Türkiye'ye ilişkin bir şey söylüyor. Ne diyor? Türkiye'de dört şey olmayacaksın diyor. Kadın, çocuk, ağaç ve sahipsiz hayvan. Sokak hayvanı. Sonrasında da maalesef ki şöyle bir cümleyle bitiriyor. Umarım diyor öbür dünyada diyor Türkiye yoktur diyor. Biz vatanını bu kadar çok seven insanların buna bazı zamanlarda inanması bence korkunç bir şey. Peki ne olacak bundan sonra diye sorduğunuzda aslında bu senaryoyu biz biliyoruz. Şöyle olacak. Biz feryadı figene devam edeceğiz. Sosyal medyada yazacağız. Tepkiler. Aklı selim olarak düşündüğümüz insanlar idamdan bahsedecek. Kastrasyondan bahsedecek. Şiddet duygularımız tırmanacak. Aslında şiddetle şiddeti çekeceğiz. Sonra tüccar siyasiler işte ilk önce muhalefet partileri diyecek ki biz bununla ilgili yasayı meclise sunduk diyecek. İktidardan bir ses de gelmeyecek ve bir sonraki vakaya kadar biz bu konuyu unutacağız. Bir sonraki tepkiye kadar. Hatırlarsanız geçen hafta aslında başka bir gündemle Türkiye sarsıldı. Trend topic oldu. Neydi? Çok meşhur bir kadın oyuncumuz işte doğumundan sonra aldığı yoğun kilolarla konu oldu. Magazin basını üzerine atladı. Önce sonra yaptı nazik olanlar ama daha çok direkt açıktan da yazanlar vardı. Bu arada da bence güzel hareketler, pek çok mesajla karşılaştık. Belki binlerce, on binlerce mesaj söz konusu kadın oyuncumuza sen her haline güzelsin ama anne olarak daha güzelsin dedi. Bu görünümde iyi gibi görünmesine rağmen ben hep söylerim şeytanın avukatlığını en çok kendim için yaparım. Döndüm ve mesajları teker teker bizim sosyal bilimlerde içerik analizi dediğim bir yöntemle saymaya başladım. Etiketlenmiş 15 ile 20 Ağustos arasında tam 16.500 mesaj saydım. 16.500 mesaj arasında hemen hepsi ne kadar güzel olduğunu ve oyuncumuzu destekleyici mesajlar atarken 121 kişi başka bir şey soruyordu. 121 kişi şunu soruyordu. Peki diyordu, iyi de güzel de biz de katılıyoruz. Annelik bir kadının belki en güzel hali duygusal olarak en azından ama bu bahsettiğimiz hastalıklı manazi ekosistemin oluşturucularından biri de siz değil misiniz? Oynadığınız reklam filmleriyle, marka yüzü olduğunuz moda markasıyla, dizilerinizle ya da sosyal medyada sürekli paylaştığınız fotoğraflarla kadın bedeninin, kadına ilişkin yüklediğimiz bütün güzellik algılarının oluşturucularından biri siz değil misiniz diye soruyordu. Bu çok iyi bir soru. Buradaki sorun ne biliyor musunuz? Bu kadar az sayıda insanın bunu sorması. Sadece 121 kişi bunu soruyordu. Çok duyuyorsunuzdur eğitim programlarında. Zaman zaman ben de televizyonda konuşurken dilimize pelesenk oldu. 21. yüzyıl yetenek ve becerileri diyoruz değil mi? İşte birinci sırada ne var? Diyalektik olmak var. Yani bir şeyi tez, sentez ve antitez odağında düşünmek. Yani karşıtıyla düşünmek. Yani muhakeme etmek. Ya da analitik olmak. Ne kadar az analitiyiz, ne kadar az sorguluyoruz farkında mısınız? Çok az 121 kişinin sorması. Bunun yerine insanlar genellikle ki beyin bilimde, sinir bilimde biz buna heuristik deriz. Kısa yollar oluştururuz ve hızlıca şöyle davranırız. Reaksiyonlarımız şöyle olur. Taraftar çekmek için, grup oluşturmak için ve sürü psikolojisi çerçevesinde doğruyu yapmak için hızlıca destek mesajları veririz ve arkasını çok fazla sorgulamayız. Aklıma Sartre'ın o çok güzel sözünü getiriyor. Toplum diyor iflah olmaz bir hastalıktır diyor. Bu sözü ben kafamda belki Semerkant kitabını hepiniz okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Lübnanlı yazar Amin Maluf'un çok güzel bir sözüyle tamamlıyorum. Bizim de kıyısında dolaştığımız Orta Doğu insanı için şunu söylüyor.
Her zaman her şeye hep ve çok çabuk kızan ama hiçbir şey yapmayan insanlar topluluyor Orta Doğu insanını tanımlarken. Gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz. STK'larda çalışmıyoruz. Örgütlü toplum olamıyoruz. Ondan sonra sadece şikayet ediyoruz. Siyasetten şikayet ediyoruz. Toplumsal vakalardan şikayet ediyoruz. Ve bir sonrakini bekliyoruz. Bakın, ben hep derim, görünen her şey aslında görünmeyenden kaynaklanır. İki tane olgudan bahsedeceğim size. Ulusal televizyonlarda en çok karşımıza çıkan olgu. Bir tanesi reklamlar, bir tanesi televizyon dizileri çokça izlediğimiz. İki özel araştırmadan, kendi araştırmamdan bahsedeceğim. Bir tanesi reklamlardaki kadın bedeni temsiliyle ilgili. Reklamın Dili kitabında da yazdım bunu. 4 aylık dergiyi toplam 379 reklamda sıraladım. İçerik analizi olarak tematik bir kategori altında biz reklamlarda kadını, kadınlık rollerini nasıl temsil ediyoruz, bedeni nasıl temsil ediyoruz, nasıl görüyoruz diye baktım. Reklamcılık deyip geçmeyin. Batı odaklı kapitalist bir toplumda ki biz de öyle bir toplumuz. Günde yaklaşık 3000 reklam mesajına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla çok önemli anlam oluşturucularından bahsediyoruz. 22 tane kategori çıktı arkadaşlar. 22 kategorinin bazılarını size sayayım. Soyunan kadın bedeni, kadınların doğrudan cinsel obje olarak gösterimi, kadınların parça parça beden unsurlarıyla cinsel obje olarak gösterimi, aşağılanan kadın bedeni, fetişleştirilmiş kadın bedeni, kadının aile içerisinde gösterimi, kadının kentle birlikte gösterimi, maskülen kadın bedeni, wellness vesaire gibi kozmetikle birlikte kadının gösterimi, böyle giden bir sıralama var. Böyle bir toplumsal cinsiyet gösteriminden ne olmasını bekliyorsunuz sorusunun cevabı ise kadına dair bütün bu şiddet ve benzeri olayların çıkması son derece anlamlı geliyor bana. Sadece burada kalmadım. Tabii kısa kısa anlatıyorum bu araştırmaları. 2016 ile 18 yılları arasındaki o çokça izlediğimiz televizyon dizilerinde biliyorsunuz belki televizyon en önemli iki unsuru bizim için televizyon dizileri, Türk dizileri ve aynı zamanda yarışma programları. Biraz oraya bakalım dedim ve oradaki kadınlık temsillerini, ideal kadın bedenini, erkeğin rolünü, çocuğun pozisyonunu anlamaya çalıştım. Burada ortaya çıkan sonuçları şöyle sıralayabilirim. Eğer biz kadını ideal fiziksel cinsel obje olarak sıralıyorsak, tanımlıyorsak ki çokça yapıyoruz özellikle başrol ve başaltı rollerde şunu yapıyoruz. Kadınlar kentli çoğunlukla, çok bakımlılar, bunlar cinsel obje olarak sunulan kadınlar. 175 dakika dizi çeken tek ülke olduğumuz için ondan sonra onu 3'e bölüp yayınlıyoruz. Uzun uzun kadrajlarla hiç bitmeyen bacaklar görüyoruz mesela. Art direksiyon olarak özel tasarımlar, kıyafetler özel tasarım. İtalyan tarzı televizyonculuk anlayışı vardır ya, güzel kadını herkes görmek ister. Kadınlar zaten görmek ister, erkekler de güzel kadın görmek ister mantığıyla reytingi buradan almaya çalışıyoruz. Kilolu ve tırnak içi söylüyorum bunu, bakımsız kadınların arkadaşlar üreme şansı bile yok. Çünkü onların dizilerde herhangi bir şekilde bir romantik ilişki içerisinde ya da karşı cinsle herhangi bir aksiyonunu görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Engelli kadın temsili diye bir şey hiç yok. Bu arada kadınları etnik kimliklerine göre de sınıflandırıyoruz. Mesela kentli kadınsa bu güzellik imajı olabiliyor. Ukraynalı Rus'sa falan bu durumu destekleyen bir unsur. Ama mesela Karadeniz, Laz, Roman, Kürt kadını bölge oradan geliyorsa onların genellikle statü olarak daha aşağıda ve istenmeyen olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu da yeterli değil. Mesleki olarak kadının durumuna bakalım diyoruz. Kadınlar romantik ilişkide bile erkeklerin altında konumlandırılıyor. Yani CEO erkek, yönetim kurulu başkanı erkek, sahip erkek, onun altında kadın var. Ya da mesleki olarak kadınların nasıl gösterildiğine bakıyoruz. Orada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Kadınlara ilişkin çok klişe meslekleri sıralarız değil mi? Ona yapıştırılan öğretmenlik, asistanlık, hemşirelik. Buralarda gösteriyoruz. Sanki başka bir şansı yokmuş gibi. Aslında işte homo deus var, homo sapiens var ya, bir başka kavram da homo sacred. Eril dünyada kadının eve hapsedilmiş hali. Ve biz bunu annelik yaftasıyla, evlilikle kapatıyoruz. Eril dünyanın eril insanları olarak. Orta çağdan beri böyle devam ediyor. Kadının yeri evidir. Kadına ilişkin değerler atfediyoruz. Mesela dedikodu, kıskançlık, gıybet dizilerde kadına ait. Erkekler ise daha cesurlar. Erkeğin mafyası bile cesur ve adalet peşinde koşuyor. Bakıyorsunuz peki,
bu tür imajlar ardı ardına sıralanırken RTÜK'ün ya da reklam tarafında Sanayi Bakanlığı altındaki reklam kurulu buna dair ne yapıyor diye bakıyorsunuz. Orada da trajik bir durum var. Şöyle yapıyoruz. Evet, sigaranın üzerini kapatıyoruz. Değil mi? Ya da başka şeyler yapıyoruz. Mesela eğer dizide böyle abartıp 5 saniyeden fazla öpüşüyorsa iki karşı cins, diğeri zaten mümkün değil tabii teknik olarak da, öyle bir şey yokmuş gibi dünyada. Mutlaka yasak sınıfına sokuyoruz. Ama kadını istediğin kadar bıçaklayabilirsin. Vurabilirsin, patlatabilirsin, mitralyozla gelebilirsin. Her şey serbest o anlamda. Bir tarafta etki yaratıyorsa diğer tarafta etki yaratmadığını mı düşünüyoruz? Çok trajikomik ama bu. Sadece bu da değil. Mesela öpüşmeyi sorun olarak gören denetim kurulları 12 yaşında bir çocuğun bir ses yarışmasında büyütülmüş haliyle ona uygun bir duruş, postür, kıyafet olarak büyütülmüş, makyaj olarak büyütülmüş haliyle gösterilmesinde hiçbir sakınca görmüyor. Bunda hiç problem yok. Öyle görüyoruz. Peki bunlar hiçbir sonuç yaratmıyor mu? Tezahürlerini biz toplumda görmüyor muyuz? Mesela pedofilden bahsediyoruz, çocuk istismarından bahsediyoruz. Pedofil büyük ihtimal yapısal bir problem olarak tanımlanıyor. Tam olarak sebebi bulunabilmiş değil ama toplumdaki çocuk istismarlarının sadece %5'i pedofil hastalarından kaynaklanıyor. %95 kültürel seçilim. Yani aslında insanları kışkırtıyoruz. O çocuğu o postürle, o duruşla bir moda reklamında şöyle duran işte mini etekli tek parça 12 yaşında makyajlı bir çocuğu billboard'a asıyoruz ve bu tür incelikler, derinlikler konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bunları yasaklamak, bunları denetlemek gibi derdimiz yok. Sonuçta ortaya çıkan şey şu oluyor. Aslında şiddetin kendisini, istismarın kendisini legalize ediyoruz. Sonra 20. kattan şüpheli şekilde düşen Şule Çetin davasında sanık babaya dönüp şunu söylüyor. Kızına sahip çıksaydın. Ya da Ankara'da tecavüz ettiği kadına otobüs şoförü dönüp şunu şu şekilde sesleniyor. Gecenin 11'inde kadının otobüste ne işi var? Aslında mağdurla empati kurmamız gerekiyorken sanıkla empati kurar duruma geliyoruz. Her şeyi normalleştiriyoruz, kadını değersizleştiriyoruz, ötekileştiriyoruz ve itibarsızlaştırıyoruz. Eril dünyada başarısız olduğumuz çok açık. Bakın erkek dünyasında başarısız olduğumuz çok açık. Doğaya baktığınızda tabiatta kadının dişinin kurucu olduğunu görüyoruz. Biz siyasete diyoruz ki hadi kadınlar daha fazla siyasette yer alsın diyoruz ama kadınları siyasete soktuğumuz zaman kadın haliyle sokmuyoruz ki. Tansu Çiller ne kadar kadın özelliği gösteriyordu hatırlayabildiklerinizden söyleyeceğim. Veya Meral Akşener bence son derece erkeksi tavırlarla karşımızda sert, dikte eden, doğrudan erkek gibi kadın falan gibi laflarla. Yani kadını bu meslek gruplarına dahil ettiğimiz zaman kadın haliyle görmek istemiyoruz onları. Bütün bu silsile aslında korkunç sonuçlar karşımıza çıkartıyor. Dünyanın her yerinde kadına dair, çocuğa dair, hayvanlara dair şiddet var ama ülkeler, toplumlar bunları çözebilmek için çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Fakat biz tespit noktasında zaten problemlerimiz var. Söylediğim gibi yani bir şeyleri tespit etmekten çok görünen görünmeyenden kaynaklanır dedim. Daha çok tepkisellikle, reaksiyonla karşılaşıyoruz. Ruh sağlığından insanların bile idamı, kastrasyonu, olağanüstü cezaları, ya bugün Instagram'da gördüm, bir mesajda şunu söylüyor. Kendi kendine öldürmelerine izin verelim diyor. Yani artık yaratıcılığın had safhasına çıkmış durumdayız. Aslında bakın bu mesajlar o kadar etkili mesajlar ki bizim gibi eğitim düzeyi düşük toplumlarda aslında iletişim araçlarının tümündeki tam etkilik durumunu bir kenarda bıraktık gibi duruyor. Yani Kurtlar Vadisi'ni izleyip elinize Kalaşnikov alıp birini taramıyorsunuz gibi duruyor. Ama sıkça tekrarlanan, normalleştirilen ve tekrar tekrar karşımıza çıkan bu imajlar, biliyorsunuz bizde gelişmiş bir öğrenme sistemi var. Ayna nöronlar dediğimiz sistem. O öğrenme sistemiyle her şey bizim için çok doğal ve yapılabilir hale geliyor. Ve bu silsile içerisinde bakın birkaç tane örnek vereyim bunların ne kadar ciddi düzeye ulaşabileceğini. Tüketimden örnek vereceğim. Çin'deki Gansu eyaletinde çocukların %52'si McDonald's'ı Çince bir laf zannediyor. İskandinav coğrafyasında İsveç'te çocukların 7 yaşına kadar çocukların %55'i büyükbaş hayvanları lila renkli olarak görüyor. Milka yüzünden. Ya da dünyada
milyarlarca insanın katili kim kabul edilir biliyor musunuz? Biraz dolaylama yapacağım ama Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor ya da John Wayne gibi isimler. Çünkü 1950 o New York özgürlük yürüyüşlerinde kadın özgürlüğünün simgesi olarak ellerinde tütün mamulleri tutuyorlardı. Ve yıllarca bu kampanya devam etti. Kapitalizm öyle de bir süreç ki seni hiç bırakmaz. Ne zaman ki Amerikan sigorta sistemine harcanan sigara kaynaklı, tütün mamulleri kaynaklı hastalıklardan bütçenin üzerine gelen yük, verginin artı bir dolar üzerine çıktı, sigara tükaka oldu ve yasaklanan bir eylem haline geldi. Bu yapı içerisinde, bu insanın geniş öğrenme süreci, aynı nöronlar dediğimiz süreç içerisinde bizim bu işe el atmadan yürüyebilme şansımız yok. Yani sadece tabii ki medyadan bahsetmiyoruz, sadece reklamcılık değil, bir de karşımıza sosyal medya diye başka bir vaka geldi ve kontrol edilemez. Amerika'da ve kıta Avrupa'sında önümüzdeki 10 yıl içerisindeki en büyük ruh sağlığı ile ilgili problem ne olarak görünüyor biliyor musunuz? Eşikteki çocuk diye bir kavram duydunuz mu hiç? Tween diye geçiyor. Hashtaglerine bakarsanız pek çok mesajı göreceksiniz. Bu çocuklar 10-12 yaşında, özellikle kız çocuklarda daha baskın, insta şöhret çocuklar. Cinsel kimliklerini çok erken kuruyorlar. Tüketim pratiklerine bakıldığında dudak parlatıcısından tut bikiniye, yani bir yetişkinin kullanabileceği bütün materyalleri kullanıyorlar. Ve aslında bu çocuklar, eşikteki çocuklar, ne çocuklar ne yetişkinler. Aradalar ama ruh sağlığını önümüzdeki 10 yıldaki en büyük sorunu olarak tarif ediyorlar. Biz bunun bir de çok uzandayız. Bunları tanımlamanın da çok uzandayız. Çünkü derin anlamayla ilgili gerçekten çok ciddi problemlerimiz var. Bakın, şunu söylemek gerekiyor. Evet, görünen her şey görünmeyenden kaynaklanır derim ben ve hiçbir şey de göründüğü gibi de değildir aynı zamanda. Biz bu anlamları tanımlayıp buna ilişkin bir takım pratikler bütün sosyal paydaşlarla geliştirmediğimiz sürece daha çok fazla Emine Bulut vakalarıyla karşılaşacağız. İsimler değişecek ama bu süreçler devam edecek. Şöyle Yaşar Kemal'le açtım. Yaşar Kemal'le bitireyim. Ama bu görünmekle ilgili, bizim daha fazla görmekle ilgili benim çok sevdiğim bir söz vardır. Romalılara atfedilir. Romalılar hayatı bir sanat olarak görürler ve şöyle derler. Daha görülecek çok yer var, daha görülecek çok sevgi var, daha okunacak çok kitap var. Çünkü işte hayat, sanat uzun, hayat kısa derler. Gerçekten bizim için de bu durum böyle. Daha tadacağımız çok fazla sevgi var. Yeter ki bu idrak anlayışı içerisinde olalım. Yaşar Kemal'in o çok sevdiğim sözünde de şöyle ifade eder. Bir gün bir dil bulacağız der. Bu dil her şeye varan, bu dil her şeyi anlatabileceğimiz, o kadar özel bir dil olacak ki biz insanlar dünyada der, böyle bölük pörçük, parça parça, dilsiz ve düşmanca dolaşmayacağız der. Umarım tekrar ışıklar içerisinde, nurlar içerisinde yatsın diyorum. Yaşar Kemal haklıdır. Çünkü gerçekten insan soyunun, geçtim artık ülkenin de üzerine çıktım, devamı buna dayanıyor. Bu kadar sevgisizlik içerisinde, asabiye dediğimiz, toplumun parçalandığı, kamplaşmanın has safhada olduğu bir dünyada insan türüne bir yer var gibi görünmüyor arkadaşlar. İnşallah sevgili üstadın söylediği gibi olur. Sevgiler.